29 Mayıs 1919. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Adını küçük bir sahil kasabasından almış bir vapur. Yükü oldukça ağır. Elinde tabakası, yüreğinde heyecanlıydı. Sarı saçlı, mavi gözlü bir adam. Mustafa Kemal Paşa. Buram buram, inanç, azim ve kararlılık kokan bir hikaye. Çetin bir soğuk yemişti bu vatan. Ama ne derler, bilirsiniz. Kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmazmış. Çok çetin bir kış geçirmiştik. Ve yediğimiz ayazı hiç unutmadık, unutmayacağız. Kışın sonu bahar oldu. 19 Mayıs yıllar sonra bize bayram oldu. 16 Mayıs 1919'da İstanbul'da bir limandan doğan güneş aylar sonra emperyalist güçlerin tepesine battı. Havza genelgesiyle başlayan bu yürüyüş büyük taarruza sona erdi. Büyük Türk'ün sesi duyuldu o taarruzda. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz! İleri! Ve nihayet Büyük Türk Milleti artık bağımsızdı. Artık bağımsızlığına kavuşmuş bu milletin egemenlik mücadelesi başlamıştı. Bu mücadelenin de parolası Amasya genelgesinde. Sadece bir cümlede saklıydı. Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir. Ulus, geleceğini kendi iradesiyle belirledi. Önce bağımsızlık, sonra egemenlik mücadelesi verildi. Büyük Türk bu tarihi ulusun gençliğine armağan etti. Ve Cumhuriyeti koruyup yükseltmekle görevlendirdi. Bugün bayram ve kutladığımız bu mukaddes gün. Hepimize kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Tüm Atatürk mirasçılarına kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 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 Ne mutlu Türk'üm diyene.